Öncelikle Türkiye'nin bir rejim değişikliği hesabıyla büyük bir kaosa sürüklendiğine dair kaygılarımız gün geçtikçe daha da yükseliyor. Özellikle de geçmişte Gülen'le fotoğrafları olan bilinen isimlerin son günlerdeki paylaşımları hem partimize hem diğer muhalefet partilerine ve nihayet bütün Türkiye kamuoyuna yönelik, derneklere yönelik, sivil toplum örgütlerine yönelik sözleri, yaklaşımları bu tedirginliğimizi doğal olarak daha fazla artırıyor. Eğer kendi içlerindeki ayıklamayı, kendi içlerindeki hesaplaşmayı, milletvekili grubu içerisindeki sızıntıları, tırnak içerisinde, eğer bir an önce masaya yatırmazlarsa belli ki başka operasyonlar, başka girişimler, başka provokatif yaklaşımlar, planlar hayata geçirilecek, servis edilecek. Değerli arkadaşlar, bu uygulamalar çok net biçimde Türkiye'yi diplomasi platformlarında, Türkiye ekonomisini ve doğrudan doğruya yurt dışındaki Türkiye'li nüfusu da tehdit eden girişimlerdir, gelişmelerdir. Eğer hükümetin yanlışlarının, ülkeyi yönetenlerin sorumsuz davranışlarının bedelini Türkiye toplumu büyük ekonomik krizler yaşayarak, uluslararası platformlarda büyük diplomatik baskılara maruz kalarak ve özellikle Avrupa'da yaşayan nüfus saldırılara, ırkçı girişimlere, yabancı düşmanlığına, İslamofobiye maruz kalarak ödemek zorunda kalırsa, bunun sorumlusu bu türden yaklaşımlar, meydan okumalar, tanımama yönündeki sözlerdir. Biz toplumun hiçbir şekilde siyasetçilerin yanlışları yüzünden cezalandırılmasını, toplumun bedel ödemesini asla doğru bulmuyoruz. Biliyoruz ki dünya tarihinde, insanlık tarihinde rejim değişiklikleri eğer bir toplumsal uzlaşmayla, demokratik tartışmayla gerçekleşmemişse ya iç kaosla, iç savaşla, çatışmayla ya da bölge ülkeleriyle girilecek savaş ortamlarında inşa edilmeye çalışılır. Biz ne yazık ki ikincisinin uygulamaya konulmaya çalışıldığı şeklinde okuyoruz yaşadığımız süreci. Türkiye'de demokrasi olmadan cumhuriyetin var olamayacağını, özgürlükler olmadan barışın inşa edilemeyeceğini, adalet tesis edilmeden birlikte yaşayamayacağımızı bilen, bunun farkında olan bütün çevreleri bu durum karşısında duyarlı olmaya ve tepkilerini, tutumlarını, demokratik, sivil duyarlılıklarını sergileme çağrısı yapıyoruz. Çünkü yarın geç olabilir. Değerli arkadaşlar, bu süreçte önce partimiz parlamentoda darbe niteliğinde bir girişimle anayasaya ek maddeler yaparak partimiz parlamento dışına itilmeye çalışılıyor. Ve nihayet bizi dışlayarak üç parti birlikte bir anayasa girişiminde bulunuyorlardı. Şimdi anlıyoruz ki CHP de dışlanıyor ve muhtemelen yeni seçim sistemiyle birlikte de MHP tümüyle parlamento dışına itilecek. Çok açık, çok net biçimde bütün araştırma şirketlerinin yaptıkları değerlendirmeler, tespitler, daraltılmış bölge sisteminin en büyük bedelini, en büyük faturasını MHP'nin ödeyeceğini gösteriyor. Bundan 3 yıl önce değerli arkadaşlar, mecliste biliyorsunuz 4 partinin eşit temsiliyle bir komisyon kurulmuştu. Anayasa çalışması yürütülmüştü. 61 madde üzerinde ortaklaşma sağlanmıştı. Ve o tartışmalardan CHP ve MHP başkanlığı konuşturmayız, tartıştırmayız diyerek o süreç kapanmıştı, bitmişti. Geçtiğimiz aylarda yeniden mecliste bir komisyon oluştu. Yine 4 partili bir komisyondu ve o komisyonun da ilk toplantısında CHP başkanlığın konuşulması asla kabul edilemez diyerek adeta ilk toplantılarda komisyonun bitmesine neden olacak bir tutum sergiledi. Şimdi ne değişti ki CHP getirin teklifinizi konuşalım, değerlendirelim, okuyalım diyor. Tabii MHP için ne değiştiğini tahmin edebiliyoruz, anlıyoruz. Kendi iç tartışmaları, iç parti mücadeleleri dolayısıyla. Ama belli ki CHP de kendisini başka bir baskı altında hissediyor.
bundan birkaç ay önce sergiledikleri tavrın bile arkasında durmuyorlar. İşlerde bir eksen kaymasını da beraberinde getirecek olan bir rejim değişikliği arayışı olduğunu ifade etmek isterim. Yoksa biz bir model tartışmasında daraltılmış bölgenin de, dar bölgenin de seçmenle seçilenler arasında iletişimi güçlendirmesi dolayısıyla teorik olarak zaten daha doğru modeller olduğunu daha önce de defalarca söyledik. Ama bugünkü arayış böyle bir arayış değildir. Bugünkü arayış Türkiye'deki tipik erimeye yüz tutan ve kaybetme korkusu yaşayan partilerin seçim sistemiyle oynayarak iktidarlarını, iktidar ömürlerini, raf ömürlerini uzatma arayışlarıdır. Bundan başka hiçbir niyette, hiçbir arayışa bu dayanmıyor. Eğer demokratik bir seçim sistemi, barajsız bir seçim sistemi, daha katılımcı bir seçim sistemi kurma niyeti, arayışı taşıyor olsaydı, bu hengame içerisinde, bu kaos, bu kargaşa içerisinde kotarılmaya çalışılmaz, gerçekten özgür, demokratik ortamlarda tartışılarak, uzlaşılarak hayata geçirmenin yolları aranırdı.